Merhaba arkadaşlar, izin takip programının ikinci dersiyle devam ediyoruz. İlk derste şöyle bir form tasarımı yapmıştık arkadaşlar. Bir de personel bilgileri diye bir sayfa oluşturduk. Bence burada pozisyona gerek yok. Departman yeterli. Aslında departman öne, şöyle bunları yer değiştirelim. Departmanı, ünvanı, pozisyonlar gerek yok bence, bu fazla. Silelim. Personel izin toplamları diye bir sayfa oluşturduk. Sicil numarası, adı soyadı, toplam gün, kullandığı gün, kalan gün diye bir sayfamız var. Şimdi şu tasarımı da değiştirelim. Pozisyonu sildik ya arkadaşlar. Şuradan pozisyonu silelim. Delete tuşuyla sildik. Şunları yukarıya çıkaralım. Tamam. Biraz mesafe kaldı arada. Evet. Bu şekilde formumuzu hazırladık. Şurayı da şöyle birazcık yukarı alalım. Sonra şuradan küçük daraltıyorum. Şuradan aşağı indiriyorum. Ve şu yukarıya yine bir frame alıyorum. Frame'in arkadaşlar caption'ını siliyorum. Zemin rengini şöyle lacivert yapıyorum. Şurada spesiyel efektini de şöyle nasıl bir şey yapalım. Şöyle olsun. Buraya bir label alıyorum arkadaşlar. Ve label'ın fontunu kalibri kalın 26 yapıyorum. Sonra şurada yazı rengini for color'dan beyaz yapıyorum. Şurayı şöyle büyütüyorum arkadaşlar. Birazcık yukarı alacağız. Ve üzerine izin giriş formu yazıyorum. Büyük harfle yazalım. İzin giriş formu. Şöyle birazcık daha aşağı doğru çekersem böyle daha güzel oldu diye düşünüyorum. Şurayı da biraz daraltabiliriz. Şöyle. Evet. Şunu aşağı indirelim. Şunu da sona kadar uzatalım. Tamam. Evet. Şunları bir enable'larını acil telefon şunun enable'ı nedir arkadaşlar? Bakalım. True olacak. Şunun adres yine enable true. Biz kopyasını aldığımız için bunlar false olarak kalmış. Bir true yaptık. Tamam, izin giriş formumuzu kaydediyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi de şu formu yapmamız lazım arkadaşlar. Personel, şu da personel kayıt formu yapacağız. Burası da personel. Şurada adı soyadı. Şimdi sicil numarası, adı soyadı, departman ve ünvanı lazım bize. Şu ikisi de lazım. Bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım. Sonra şu üç sütunu şöyle sağa doğru çektim. Aradaki şu boş üç satırı da sildikten sonra ne yaptım? Sicil numarası. Yine burada bize ID lazım olacak arkadaşlar.
ID. Bu ID çok önemli. Biz tüm personelimizi bu ID'ye göre tespit edeceğiz. Yani benzersiz bir numara. Aslında sicil numarasına göre bulacağız ama ID'de benzersiz bir numara olacak. Burada işte adı Ahmet Demir, departmanı muhasebe, unvanı muhasebe uzmanı gibi bir unvan yazacağız. Şurada işe giriş tarihini de yazalım. İşe giriş tarihi. Evet, işe giriş tarihi mesela 01.03.2013 dediğimiz zaman burada toplam hak ettiği günü bilgisayar burada hesaplayacak. Kaç gün kullanmışsa şimdiye kadar manuel olarak bir defa mahsus manuel gireceğiz. Bundan sonrası burası otomatik artacak ve kalan günü de hesaplatacağız arkadaşlar. Evet, burası bizim personel kayıt formumuz olacak. Hemen personel kayıt formunu oluşturalım. Şurayı biraz küçültelim. Aslında şu sayfanın şuradaki butona basıp biraz yukarı çekersem daha geniş bir alana sahip olacağım. Hemen şu paneli kopyalıyorum. Şu frame'i kopyaladım. Ve yeni bir user form açtım. User formumu şöyle genişlettim. Ve yapıştırdım şu kopyaladığımı da arkadaşlar. Evet. Şöyle. Buraya personel kayıt formu diyeceğiz. Kayıt. Şimdi buranın zemini biraz farklı olabilir. Hani her formdan forma geçerken şurası backstyle'ini sıfır yaparsak da personel kayıt. Yeşili biraz daha açık bir yeşil, daha koyu bir yeşil yapalım. Ya da yeşil değil böyle şöyle bir şey renk olabilir. Artık göz zevkimize göre. Yine buraya şimdi bir de bize personel listesi lazım aslında. Önce buraya bir personel listesi yapalım. Yok, personel listesi zaten ana formdur. Burası zaten personel, burası buraya personel listesi diyeceğiz. Tamam. Personel listemiz var. Burası personel kayıt formudur. Tamam. Evet, buraya şimdi yine bir frame alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir frame alıyorum. Frame'in caption'a personel bilgileri diyorum. Personel bilgileri. Ve bunun da fontunu kalibri kalın 12 dedim. Rengini de lacivert ya da şu maviyi seçtim. Şimdi buraya bir label alıyorum. Buraya arkadaşlar buraya sicil no diyorum. Sicil no, iki not üstü. Sicil oldu. Evet, şimdi bu yazıyı seçip bunun fontunu normal diyorum ve 10 yapıyorum arkadaşlar. Rengini de siyah yapıyorum. Paletten siyah. Sicil no böyle. Şöyle. Bir de arkadaşlar sağa hizalamak için şurada text align yazan yerden right'i seçiyorum. Sağa hizala. Ve karşısına bir text box çizdim. Şöyle. Sonra şimdi bunu keseyim. Biraz daha görsellik katmak adına şu tab diye bir şey var arkadaşlar. Şu tabi şuraya çizersem neyse uzatmayalım ya fazla. Abartmayalım daha doğrusu. Böyle yeterlidir. Sicil no. Sonra ne lazım? Adı soyadı lazım. Bunun bir kopyasını aşağıya aldım. Buraya ne dedim? Adı soyadı. Adı soyadı.
Sonra bize ne lazım? Ha, departmanı. Şimdi departmanı siliyorum. Buraya bir combo box alıyorum arkadaşlar. Bu departmanlar işte muhasebedir. Ondan sonra halkla ilişkilerdir. Analizasyondur. Abonedir vesaire. Bunlar list buradan seçeceğiz. Bunları listeden seçeceğiz. Tamam. Sonra ünvanı, evet ünvanları da yine listeden seçeceğiz arkadaşlar. Burası da ünvanı. İşe giriş tarihi lazım. İşe giriş tarihi de bir data picker olacak. Evet, şunu da şöyle çektikten sonra bunun da fontunu ne dedik? Kalibri normal 10 dedik. Bu da aynı şekilde olacak. Ondan sonra toplam gün yine şuradan alayım. Tamam. Toplam gün. Kullandığı şuraya kullandığı ve kalan. Evet. Hemen yazalım. Adı soyadından sonra burası nedir? Adı, soyadı, departmanı. Ünvanı. İşe giriş tarihi. Ondan sonra arkadaşlar şurası toplam hak ettiği toplam izin hak ettiği toplam izin. Ondan sonra şuraya kullandığı kullandığı hak ettiği izin toplamı diyelim. Şuraya kullandığı izin toplamı. Şurada kalan izin. Ve toplamı kelimesini kullanmayabiliriz. Hak ettiği izin. Ondan sonra kullandığı izin. Şurada kalan izin diyelim. Tamam. Şunları biraz kısaltsak mı? Böyle yapabiliriz. Şunun hepsini seçip da şöyle yapalım. Şu label'ları seçiyorum. Birazcık kısaltıyorum arkadaşlar. Çok uzun kaldılar. Evet. Şimdi tekrar hepsini seçiyorum. Şu sağ tarafa doğru çektim. Formun şu tarafı biraz boş kaldı ama şu yazıyı biraz küçültmek istiyorum. 30 çok fazla. Bunu 20 yapsak. Ondan sonra şunu da şöyle yapsak. Şunu da yukarı çeksek. Bunu da buradan biraz daraltsak. Ondan sonra şu formu da şöyle yapsak.
Şuraya bir buton alıyorum arkadaşlar. Buton üzerindeki yazıyı siliyorum. Hemen direkt şuradan picture yazan yerden geliyorum. Burada kaydeti buluyorum. Bunları daha önce internetten indirdim arkadaşlar. Bunlar JPG resimleri. Kaydeti seçtikten sonra picture position'ı da kaç yapıyordu? 6, 6 mıydı? Center. Şurada çift tıkladığım zaman 12. 12 tam ortaladır arkadaşlar. Kaydet butonu yaptık. Yine bunun bir kontrole kopyasını alıp ya da bence bunları altta yaz şey yapalım. Kaydeti şuraya alalım. İptali de şuraya alalım. İptal içinde yine picture'a gelip ya da kapattı da böyle seçiyorum. Şu iki butonu da beyaz yapıyorum zemin rengini. Çünkü resimlerin arkası beyazdır. Butonlar da beyaz olsun ki fazla sırıtmasın arkadaşlar. Evet, bu şekilde yaptık. Şu user form 1'in ismini de personel kayıt diyorum. Şey FRM personel kayıt diyorum. Ve caption'ı da silebilirim. Hiçbir şey yazmazsak da olur. Tabi yeni izindeki caption'ı da silebilirim. Şurada bir caption'ımız var. Buradan da silelim. Şu üstteki başlık silinsin. Tamam. Personel kayıt dedik. Şimdi ana forma geldim. Ekranı kaplayayım. Şu butonu şu tarafa aldıktan sonra dur şöyle olsun. Bunu kontrole bir kopyasını alıyorum. Şöyle. Şimdi picture'a geliyorum. Bunun üzerine bir resim personel olarak personel şu sırtında yük olan bu da personel olsun. Buraya da personel kayıt diyorum. Personel kayıt. Şunun ismini BTN personel kayıt diyorum. Arkadaşlar bu yazarken BTN küçük harfle personelin P'si büyük, kaydın K'sini büyük yazıyorum. Her kelimenin baş harfini büyük yazıyorum. Sonra buraya çift tıklıyorum. FRM P yazıp kontrol boşluk dediğim zaman personel kayıt nokta show diyorum. Şöyle çalıştırdığım zaman personel kayıda tıklıyorum. Gördüğünüz gibi personel kayıt formu geldi. Burada sici numarasını yazacağım. Adını soyadını yazacağım. Adı soyadını yazacağım. Mesela Ahmet Demir. Departmana geleceğim. Burada listeden departmanı listeleteceğim şimdi. Ünvanı aynı şekilde. Burada tarihi seçeceğim. İşe giriş tarihini buradan şuradaki yılı seçtiğim zaman mesela yıl 2011'in sonra İşte Mayıs'ın 20'sinde işe girdiği seçtiğim zaman burada bana hak ettiği izni çıkarsın. Biraz sonra bunu yapacağız şimdi birazdan. Öncelikle yine sayfaya gidiyorum. Burada bir sayfa ekliyorum. Bu sayfanın ismini ne yapalım? Ayarlar diyelim buraya. Ayarlar diye bir sayfa açtım bu sefer. Genelde diğer derslerde tanımlamalar diyordum. İsim tanımlamalar uzundu. Ayarlar diyorum. Şimdi buraya kurum ünvanı diyorum. Şimdi bu kurum ünvanı aslında bunu mesela başka kurumlar da kullansın diye bazı kurumlarda belediye başkanı ünvanı başkan diye geçiyor. Diğer kurumlarda müdür diye geçiyor. Şimdi bunun hangi kurum olduğunu anlamak için de buraya kurum tipi diyorum. Kurum ünvanı başkan
Müdür. Müdür adı. Şimdi mesela kurum tipi işte bir, burada bir diyeceğiz. Örneğin bir belediye olsun. Hani başkanlık olan, hatta şöyle biraz aşağı indirelim şurayı. Ekle diyorum. Şuraya. Başkanlık ise kurum tipi bir, müdürlük ise kurum tipi iki diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da böyle not olarak buraya yazdık. Bu şekilde kalsın. Şu satırımı da ondan sonra kurum tipini yazacağız. Kurum ünvanını buraya yazacağız arkadaşlar. Şu alana kurum ünvanı burayı birleştiriyorum. Buraya da müdürün adı soyadı diye yazacağız buraya. Müdür ya da başkan adı soyadı. Çünkü raporda buradan veri çekeceğiz. Şurası da böyle olsun. Tamam. Adres ve telefon da gerekebilir. Buraya kurum adresi, telefonu. Evet, şöyle adresi de şu şekilde yazacağız buraya. Buraya da telefonu, telefon, faks diyelim. Telefon, faks gerek var mı ya? Gerek yok ki telefona. Acaba izin formunun altında telefon, kurum adresi. Bence bu ikisine gerek yok. Bir başka bir yerde. Bu şekilde tamam. Şimdi departmanlar diyorum. Departmanlar bir belediyenin hangi departmanı olur? Google diyelim. Belediye departmanları diyelim. Bakalım birim departmanlar. Karşımıza Bozcuada çıktı. Yazı İşleri Müdürlüğü. Şunları bir yazalım. Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen ve İmar Servisi. Yazı İşleri Müdürlüğü. Yazı bitişik mi? Yok. Yazı İşleri Müdürlüğü. Müdürlüğü. Ondan sonra Fen ve İmar Servisi. Fen ve İmar Servisi. Ondan sonra Zabıta Komiserliği. Şimdi yani biz şu anda belediye için yaptığımız için bence burada kurum tipinin bir anlamı kalmadı. Tamam olsun. Burayı değiştirtiriz artık. Böyle kalsın. Devam edelim. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Ondan sonra arkadaşlar Temizlik İşleri Müdürlüğü. Gelir Servisi Hukuk İşleri. Gelir Servisi Hukuk İşleri. Tamam, bu bizim departmanlar. Şimdi buraya da ünvanları yazalım. Ünvanlar. Şimdi ben niye altına devam ediyorum? Yarın bugün buraya başka servisler yazarsak, yani yazabilmemiz için boş bırakıyorum arkadaşlar. Evet, pardon. Neyse böyle tamam olur. Sıkıntı yok. Ünvanlar. Mesela ne olur? Ünvanı müdür olur. Şey başkan olur. Müdür olur. Memur. İşçi. Hizmetli.
uzman. Aslında şuraya memurdan buraya uzman diyelim. Memur, şef. Aslında şef yazalım önce. Buraya uzman yazalım. Şef diyelim. Memur diyelim. Hizmetli diyelim. Zabıta diyelim. Komiser diyelim. Komiser olur mu? Zabıta komiseri. Neyse buraya ünvanları yazacağız. Evet bu da böyle. Ne olabilir başka? Evet ünvanları da yazdık. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapıyorum. Şurada personel kayıttan geldim. Şuradaki departmanı seçtim. Departmanın şurasına yazabiliriz. Bakın formun içine çift tıkla. Önce buna bir isim verelim. Buna ben buraya text'ten geliyor. Sicil no diyorum. Sicil no. Şuna text'te ad soyad. Şuna text'e departman. Şey combo box. CB combo box. Departman. Şuna da combo box. CB ünvan. Şuna bu da text olsun. Text'e tarih diyelim. Ya da işe giriş. IS giriş tarihi dedim. Şuraya text'e hak ettiği büyük harfle izin. Şuna text'e kullandığı izin. İzin. Evet. Şuna da text'e kalan izin. Dedim. Şimdi bak. Formun içine çift tıklıyorum. Formun initialize kısmına arkadaşlar. Initialize kısmına girdim. Şimdi buraya diyorum ki combo box departman D yazıp kontrol boşluk dediğim zaman bu geliyor. Nokta row search eşittir. Tırnak içinde ayarlar sayfası sayfa olduğunu belirtmek için buraya ünlem işareti koyuyoruz. Nereden nereye kadar bakın. Ayarlar sayfasında A9'dan A15'e kadar. Buraya yazıyorum. A9 2 nokta üstte A15. Yani öbür gün başka bir ünvan eklerseniz buradaki 15'ten mesela bir tane daha şuraya eklediğiniz zaman buraya 16 diyeceksiniz. A16 bir tane daha 17'yi nereye kadar eklerseniz. Ünvanlar da dikkat ederseniz B'den başlıyor 16'ya kadar. B9'dan B16'ya kadar geliyor. Hemen şuraya combo box U yazıp kontrol boşluğu diyorum. Ünvan nokta row search o da eşittir. Tırnak içinde ayarlar sayfasının önemi unutmuyoruz. B9'dan küçük harf de olur B. B'yi küçük de yazarsanız sorun olmaz. Yani mesela küçük harfle yazayım. B16'ya kadar diyorum. Ve bu şekilde bakın çalıştırdığım zaman şurada bakın yazı işleri müdürü, fen işleri, zabıta bakın. Ama şöyle üzerine yazı yazabiliyorum. İşte bu olmadı. Yani buradan seçip yazıyorsam anlamsızdır. Bu durumda tabii şunların yazı boyutunu şu ikisini değiştirmemişiz. Ya da hepsi mi böyle kaldı? Ad soyad onlar da, bu da büyük, şu da büyük. Biraz kaba gibi ama. Şunları bence seçelim arkadaşlar. Yazılarını hepsini seçelim. Hepsinin font bakın başka farklı tipler olduğu için font seçemedik. Şu ikisini seçip ya da şunu kontrolle beraber şunu seçip hepsi text olanları seçtim. Şimdi gelip buradan fontunu ortak değiştirebilirim. Kalibri normal 10 dedik. Burayı da 10 yapıyoruz. Şu üçünü aynı tip olduğu için
A tarih farklı. Onu yapmışız zaten. Şu ikisini seçip fonta geliyorum. Bunlardan normal 10 diyorum. Şimdi hepsini yazı biçimi aynı oldu. Şimdi bakın şunların style'larını arkadaşlar stillerini şurada hangisiydi? Şurada list style, liste tipi. List style miydi ya? Hangisiydi? Şuydu galiba. Bunlardan biriydi ama. Drop down style. Evet şu. Şuradan 2 2 değil. 3 değil. Bu da değildi ya. Hangisiydi ya? Şuydu galiba. Şöyle biraz açayım. Evet. Şudur ya şu direkt düz style'dan şu drop down listi seçiyoruz. Drop down list sadece style olan yerden drop down listi seçiyoruz. Şimdi bakın çalıştırıyorum. Mesela buradan bir tanesini seçtikten sonra bakın üzerine yazı yazamıyorum. Başka bir harf yazınca arama yapıyorum mesela. Z'ye basıyorum. Zabıta değil mi? Yok mu? Bakın Z yazıyorum, zabıta diyor. Yani buradan seçebilirsiniz. Ne silebilirsiniz, ne yazabilirsiniz arkadaşlar. Sadece seçebiliyorsunuz. Bakın başkan, müdür, uzman, şef, müdür buradan seçebiliyorsunuz. Tarihi buradan seçebiliyorsunuz. Şimdi en önemli kısma sıra geldi arkadaşlar. Burada ben işe giriş tarihini yazdığımda ve bir buton yapacağım. Tamam dediğimde bunları hesaplasın. Evet, onu hemen yapalım. Önce bunun ismini de BTN kapat yapıyorum. BTN kapat. Şimdi geliyorum. Şunu biraz daraltayım. Şuraya kadar. Şuraya bir buton yerleştireyim bence. Hesapla diye bir buton yazacağım. Bunun fontunu yine kalibri normal 10 yapalım. Ve üzerine 10 değil de 8 yapalım. Hesapla diyorum arkadaşlar. Şunu caption'a hesapla. Biraz kalın olabilir aslında. Ya da 10 olsa butonu biraz büyütmek gerekecek. 9 yapsak tamam hesapla. Şöyle uzatalım biraz. Biraz da daraltıyorum. Şöyle. Şunu biraz yukarı, bakın manuel götüremiyorum. Bu durumda top denilen bir seçenek var. Top yukarıdan aşağı doğru. Mesela şu anda 108'dir ya. Bunu 105 yaparsam tam istediğim yere gitti. Şunu BTN hesapla diyorum arkadaşlar. BTN hesapla. Şimdi bundan sonra arkadaşlar anlatacaklarıma çok dikkat edin. Nasıl hesapladığımı beraber görelim. Öncelikle hesaplarının içine giriyorum. Buraya diyorum ki dim fark as long diyorum. Dim yıl as bu da long. Dim ay as long. Dim gün as long diyorum. Şimdi ya aslında hiç bunlara gerek yok. Ay ve güne gerek yok. Aslında hiç bunlara gerek yok. Evet, şimdi sadece yıl yeterli.
Şimdi fark eşittir arkadaşlar. Fark eşittir. Bugünün tarihi. Date, date yani bugünün tarihi. Eksi, TX'te işe giriş tarihi miydi? İşe giriş tarihi diyorum. Enter'a basıyorum. Farkı buldum. Şimdi yılı bulalım. Yıl eşittir. APPL yazıp kontrol boşluk application nokta worksheet function nokta arkadaşlar round demek round down aşağı yuvarla. Parantezi açıyorum. Ne diyorum? Val yani sayısal olarak val fark parantezi kapatıyorum. Bölü 365 güne bölüyorum. Virgül 0 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Ve yılı bulmuş oldum. Şimdi sıra neye geldi arkadaşlar? Bir eğer kullanacağım. Diyorum ki eğer yıl büyüktür 5 ise yıl 5'ten büyük and ve yıl küçüktür 6 ise then şuraya bir end if, bir exit sub. Şuraya bir end if yazıyorum. Şimdi yıl pardon önce exit sub. Evet burada kalacak. Yani çıkacak. Yıl 5 ile yıl 5'ten büyük pardon 1'den büyük ya. Ne 5? 1'den büyük ve 5'te 6'dan küçük ise o zaman diyorum ki text'te he mi demiş hak ettiği izin. Evet. Nokta value eşittir. Yıl çarpı 14. Yani ilk 5 yılı için 14 gün izin veriyoruz. 6 yılı dolunca da 20 güne çıkaracağız şimdi. Bu bir arkadaşlar. Şimdi bunun aynısını alıyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Eğer yıl 5'ten büyük ve 11'den küçükse. 5'ten büyük ve 11'den küçük ise o zaman şöyle yapıyorum. Hak ettiği izin eşittir. 5 çarpı 14 zaten 5 yıl ilk 5 yılı 14'e çarpıyorum. Bu zaten var. Artı parantez içinde yıldan 5'i çıkarıp 20 ile çarpıyorum arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Şimdi 5'ten büyük ise şurası ilk 5 yıl içinki iznidir. Artı ilk 5 yıldan yılı çıkarıyorum. Mesela 8 yıldır çalışıyorsa 5 çarpı 14'ü ilk 5 yıl için izin hesapladım. Sonra 8'den 5 çıktı. 3 yıl son 3 yılında 20 günden hesapladım ve toplam izni bulmuş oldum. Sonra tekrar şunu kopyalıyorum. Geldim aşağıya yapıştırıyorum. Burada da arkadaşlar eğer 10 yıldan büyük ise yıl büyüktür 10 ise 10 yıldan sonra da artık 26 gün hak ediyor. Burada da şöyle dikkat edin. Bu ilk 5 yılı için burası. Diğer ilk 5 yılı için burası. Bir de diğer 5 yıl içinde diğer 5 yılı da artı şuraya yazabilirim. Diğer 5 yılı da 20 günden hesapladık. Çarpı 20 artı yıldan 10'u çıkaracağız şimdi. Yıl eksi 10 ve çarpı 26. Evet. Bakın bunu da şöyle dikkat edin. Eğer 10'dan büyük ise mesela adam 13 yıl çalışmışsa farz edelim. Şuraya 13 yazayım. Eğer adam 13 yıl çalışmışsa ilk 5 yılı 14'e çarptım. 13 yıl çalışmışsa. Sonra 5 yıl son 5 yılı 20 ile çarptım. Sonra 13'ten 10'u çıkardığım zaman 3 kalır. 3'ü de 26 ile çarptım. Hak ettiği izni buldum. Bakın şöyle bir çalıştırayım isterseniz. Adam mesela 2013 yılında ya da 2007 yılından beri çalışıyor.
2000 yılın hesapla dediğim zaman bakın 274 çıktı. Bu doğru bir hesaptır. Kontrol edebilirsiniz. Bence doğrudur. Doğru olması lazım. Kullandığı izni, yani şimdi kalan izni de hemen hesaplatacağız. Tabii bunun change'ine yazmamız lazım. Hatta buranın içine de yazacağız. Aynı şekilde şuraya şuraya. TX'te kalan izin eşittir. Kalan izin nokta value eşittir. Val yani sayıya çevir demektir. TX'te hak ettiği izin nokta value eksi val TX'te kullandığı izin nokta value diyorum. Şurada parantezi kapatacağız. Tamam. Bu satırı kopyalıyor. Bu hepsinde olacak arkadaşlar. Bunu kopyalayıp şu exit sub'ın içine yapıştırdım. Şurada da yapıştırdım. Yani şunu demek istiyorum. Mesela ben geldim buraya 2008 yılından beri çalışıyor. Hesapladığım zaman bakın kalan izin 22. Ben sonra buraya bir şey yazdığım zaman bu düşecek şimdi. Şunun içine de girip unwatt me yazalım. Kapatın içine de unwatt me yazdım. Şimdi bakın bunun change'ine girdim arkadaşlar. Aynen az önceki satırı buraya da yapıştırıyorum. Kalan izin eşittir. Hak ettiği izin eksi bu. Çalıştırıyorum. Bakın adam 2005 yılından beri çalışıyorsa ve bunun 120 günlük hesap kullanmışsa 180 günü kalmıştır. Veya 273 günlük kullanmışsa 27 günlük izni kalmıştır deyip kaydete basacağız. Tabii sicil numarasını yazacağız. Adı soyadını yazacağız. Ahmet Demir. Burada departmanı fen ve servisi, unvanı uzman, işe giriş tarihiyle beraber burayı kaydet dediğimiz anda personelimizi kaydedeceğiz biraz sonra. Evet, buraya kadar tamamdır. Dersimiz ne kadar oldu arkadaşlar? Ona da bir bakalım. 42 dakika. Bence kayıt işine girmeyelim. Çünkü girersek uzayacak arkadaşlar. Siz de ancak yaparsınız burayı. Buraya kadar bakın sicil numarasını yazacağız. Adını Ali Taş diyeceğiz. Ondan sonra departmanını seçiyoruz. Ünvanını seçiyoruz. İşe giriş tarihini yazıyoruz. 2001 diyoruz. Hesapla dediğim zaman 404 günlük bir izin hak etmiş. Kullandığı izin 362 dediğim zaman 42 günlük bir izni var diyeceğiz. Ve kaydedeceğiz arkadaşlar. Sonra izin girişine geldiğimiz zaman adamın kalan iznini sayfadan çekeceğiz. İzin talep eden kişiyi, bu tabi bu da liste olacak, şuradan personel listesini seçeceğiz. Yeni izin giriş dediğimiz zaman onun bilgilerini buraya çağıracağız. İzin tipi yine çekeceğiz arkadaşlar sayfadan. Başlangıç tarihini bunları yazdıktan sonra burada günü otomatik kendisi hesaplayacak.